asıl üretim yerimiz baraj. Evet. Barajı ham maddesi alamadık. Kirletir miyiz? Hayvanlar şey yok. Ama zaman onların genetik olarak yaptığımız formalar olarak bir çalışma var. Yerli bir kımız. Bizim Türkiye'de yetiştirdiğimiz alabalığı. Bu da mı erkek? Yerli yok. Hayır. Ülkeleri. Birinci grubu çıkar. 5 gram. Bu hemen ben diyorum. Hemen de katılıyor ya. Onu çok uyandı. Katma değer 1'e 800 mü? 1'e 8 bin mi? Şey anlamda söylüyorum. Bir yumurtadan başlıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. En sonunda 8 kuruş. Şöyle söyleyeyim başkanım. Bir yumurtanın değeri 0.2 kuruş. 0.2 kuruş. 0.2 kuruşu biz 240 liraya yükseltiyoruz. 0.2 kuruşu evet. 240 liraya çıkarıyoruz. Evet. Bravo. Evet. Güzel bir daha söyleyelim. Tamam. Helal olsun. Tamam. Yok. Şimdi barajda aldığımız kendi araçlarımız sağıyız. Burada karanlık bir ortamda. Işık biliyorsunuz. Yavrumun şeyini sıkıyorsunuz değil mi? Önce yumurtayı alıyoruz. Sonra spermleri alıyoruz. Onları burada karanlık bir odada loş dimmerle birlikte karanlık sıfır bir odada yumurtalar alıyoruz. Yumurtalara birkaç inkübasyon yaptıktan sonra döllenen bildiğiniz saf yumurtaları bunların içine koyuyoruz. Şurada sular var. Şu su. Soğuk su olacak. 10 derece. 10 derecede 36 günde çıkıyor yavrular. Neresi? Aslen Gürgen tipiliyor. Bizim adamsın ya. Evet. Ama meletti şu an. Meletti olur. Hem birbirler arasındaki mesafeyi ayarlayalım. Hem de böyle temel ihtiyaç, elektrikler yaparız. Vallahi nasıl nasip oldu ya. Abicim hoş geldin. Hoş gördüm. Merhaba. Geç baş. Ona dikkat et. Evet. Buranın hoş geleni. Evet. Domatesler. Hoş Kur'an. Bak buranın en güzel. Salatalık, domates. Bak. Bu da ona salatalık kopar bir tane. Yok kopartmayacağım ama ben şeylisi tırtıklı bir şey var ya. Ben orada. Ya koparacaksınız yani. Kopar. Domates. Bir bana bakar mısın? Bu da şey. Bakın burada yok. Al bak. Bunlar salatalıklar. Görüyor musun? Bak arkadaş bu da semizotu. Bu da semizotu. Bu hoş gören. Bunlar da bizim bitkilerimiz. Abi, ne güzel. Bir bir çok güzel. Şey semizotunu gördün mü? Hiç kimseyle konuşamıyor ama. Sayın bakalım kucağınızda olsun. İlk oyuncağı da sizden olsun. Al bakalım. Allah'a emanet olun. Berinay, Berinay. Yok, Berinay ismi de güzel. Berinay. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel bakayım. Gel bakayım. Yerim mi başına? Başla. Bak bu şeyde köstebek kaçırma makinesi yapmış. Evet. Köstebek kaçırma makinesi bak. Kendiliğinden dönüyor. Aşağı kısaca dönüyor. Kısaca çerçeğe dönüyor bak. Tamam kameranın önünde. Ben aralarında da hoş gören büyüyor. Çok güzel. Seri atıyor. Fasulye mi çok kazandırıyor koruyun? Şimdi fasulye ayrı. Fasulye şey olarak. Ha güzel bir hayat sağlayacak. Bu imkanlar olursa benim görevlerimden bir tanesi bu. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu söz, ama, sözünüzde var zaten. Ama siz de istiyorum ki daha katma değer yüksek ürün üretin. Evet. Emekleriniz boşa gitmesin veya emekleriniz daha çok değerlensin. Evet. Siz şimdi bütün gün ailenizle, hanımlarla, beylerle, çocukla, çoluk çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyorsunuz. Kavanozda bal satıyorsunuz. Evet, tamam doğru. Oradan bir para kazanıyorsunuz. Evet, evet. Bunu da başarı olarak görüyoruz tabii ki. Vallahi, ama ben dur şimdi, ikinci cümlenin ikinci kısmı var. Öbür türlü yaparsan daha çok kazanacaksın.
Tabii öbür türlüğünde kolay olmadığını biliyor. Kolay olsa herkes yapar. Herkes yapar. Herkes yapar. O zaman ama biz de zor işi başaran bir iliz. Yani biz ordular, mesuziyeliler zoru başaran. Çok çalışan bir iliz. Şimdi o zaman bir grubumuz eski şeyi yapsın, balı yapsın. Bir grubumuz da arı sütünü yapsın. Doğru mu? Doğru. Onu yapalım. Doğru. Biz size onun için ne gerekliyse sağlayalım. Sertifikaları veriyor Tarım Bakanlığı. Biz de yardımcı olalım. Yani şimdi 21 ton biz ithal ediyoruz. 1 ton üretiyoruz. Arada 20 ton açığımız var. Açığımız evet. Var. İşte ve dünyanın da parasını veriyoruz ona. O zaman şimdi, bir de balda da diyoruz ki Türkiye birincisiyiz. Evet. Türkiye o zaman demek ki biraz daha şey yapıyoruz. Yani aşırı çalışıyoruz. Az kazanıyoruz. Az. Doğru. Ama ben doğru de diyorum hakkınızı alın. Biz de yardımcı olalım. Hem ordu zenginleşsin, hem siz zenginleşin, hem de kıymetli ürünler Allah yapalım. Razı olsun. Çünkü öyle bir şey ki, balın fiyatı düşse arı sütünki düşmez. Yani bütün yumurtaları bir sepete koymamanız lazım.